Merhaba arkadaşlar, ben Teknopya. Photoshop derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ise yazıya maske eklemek. İlk olarak dosya sekmesinden yeni bir sayfa oluşturuyoruz. Sayfa boyutları hiç önemli değil, ben oluşturdum bir tane. Yazımızın daha güzel gözükmesi bakımından buradaki birinci rengi siyah yapıyoruz. İkinci rengi beyaz yapıyoruz. Ve alt ve silme tuşuna, backspace tuşuna basıyoruz ve ekranımızı siyah yapıyoruz. Sonradan şuradaki işaret tıklayıp renklerin yerini değiştiriyoruz ve yazımızı yazıyoruz. Yazdıktan sonra katmanımızın üstüne bir kere tıklıyoruz. Ctrl T'ye basıyoruz ve Shift'e basılı tutarak böyle uzatıyoruz. Uzatıyoruz. Eşit oranda büyüdü. Şimdi dosya sekmesine gelip yerleştire basıyoruz. Masa üstümüzdeki resmimizi yerleştiriyoruz. Resmimiz bu. Shift'e basarak eşit oranda küçültüyoruz. Ve Shift'ten elimizi bırakarak ya da isterseniz Shift'e de basabilirsiniz. Sağa doğru çekiyoruz ve yazıyı kapatıyoruz tamamen. Yazımız hiç gözükmeyecek ki her yerini maskelesin. Bu katmanımızı sağ tıklayıp katmanı pikselleştir diyoruz. Ve ardından yeniden sağ tıklayıp kesik maskesi oluştur diyoruz. Gördüğünüz gibi o tekstürümüz yazımızın içine girdi. Ve etrafta hiç o tekstüre dair bir şeyler kalmadı. Şöyle yapalım bir de. Altını şöyle bir çekelim. Bunu da pikselleştirelim. Ve buna da ekleyelim mesela. Güzel duracaktır. Hemen bunu da küçültelim. Biraz daha küçültelim çünkü. Şekilimizi birazcık aşağı alalım. Şunu. Şunu alacağız. Da alamıyoruz. Aldıktan sonra şunu. Tabi yanlış yapıyorum. Yine yanlış yapıyorum. Alıp şöyle üstünü yeniden kapatıyoruz. Hiç gözükmeyecek. Yeniden kesik maskesi oluştur diyoruz ve onu da o şekilde sokuyoruz. Ve şuradaki grunge tekstürayı Ctrl J yapıyoruz. Gördüğünüz gibi o kopyalandı. İsterseniz direkt Teknopya yazısını da kopyalayabilirsiniz. CTRL-C. Ama bu şekilde olmayacak. O yüzden hiç yerleşmeyelim. Grunge teksturayı kopyalayalım. Aşağı alalım. Şuraya bir yazı yazalım mesela. Ben bunları arkadaşlar kendim istediğim için yapıyorum. Siz sadece maske oluşturmayı öğrendiniz zaten. Deseyim. Teknopya. Diyorum ve bunu da buraya yerleştiriyorum. Yeniden şuradaki o değil. Evet. Bunu alıyorum. Üstüne getiriyorum. Gördüğünüz gibi bunu üstüne gelmedi. Neden kapatmadı? Şimdi ne yapıyoruz? Designate Technopia yazısını Grunge Texture'nin altına atıyoruz ve gördüğünüz gibi kapattı. Ve kesik maskesi oluştur diyoruz. Gördüğünüz gibi hemen bu da oluştu. Bunu da şuradan bir kırpalım. Hemen şu şekil. Banner gibi isteyen banner olarak kullanır. İsteyen başka bir şey için kullanır. Gayet basit bir yapım tekniği var. Diğer dersimizde banner yapmayı öğreneceğiz. Aslında bu bölümde öğrenecektik ama ilk önce bunu göstereyim çünkü banner yapımında bu işlemi kullanacağız. Bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Diğer dersimize devam etmem için, diğer dersimizin gelmesi için videoya 5 like gelmesini istiyorum.
gelmediği takdirde yani 5 like gelene kadar yeni bölüm gelmeyecek arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum ve bizi subscribe'lamayı unutmayın.